Hoş geldiniz. Hafta içi bültenini konuşacağımız Bülten'de Ne Var programında. Bu hafta da yine basketbol ve futbol bülteninden seçimlerimizle karşınızdayız. Yoğun bir bülten var. Özellikle basketbolda. Dünya Kupası'nda artık finale bir adım kaldı ve stüdyoda arkadaşlarımızla bu bülteni değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Üstüne basa basa basketbol demen hoşuma gitti. Sen varsın abi bir kere. Yeterli o zaten. Söylememe gerek yok. O zaman basketbola başlayayım mı? Lütfen. Kızıl Yıldız'la başlayalım. Geçen hafta Sırp derbisinde, Euroleague'deki ilk Sırp derbisiydi. Kızıl Yıldız Partizan deplasmanından çıktı son saniyede. O ana kadar 6'da 0 atmış Nedović kaldırdı. En kritik şutu Partizan potasına yolladı ve takımı kazandırdı. Ama daha da önemlisi Partizan gibi bir hücum takımına karşı 73 sayı yemeleriydi. Bence Kızıl Yıldız'ın zaten Ivanoviç'le birlikte 5'te 5 yaptılar. En büyük özelliği bu, savunma kısmı. Bu savunma performansını Zalgiris karşısında da sergilerlerse ki öyle olacağını düşünüyorum. Ki Partizan maçının da belki galibiyetinin de kutlaması olacak tribünlerde. Kızıl Yıldız kazanır diye başlayalım. Kızıl Yıldız Zalgiris maçında favorim. Ev sahibi. Kızıl Yıldız'da da koç değişikliğiyle birlikte bir kıvılcım bekleniyordu ama bu biraz kıvılcımın da ötesine ya, geçti evet. Sanki abi. Ki Ivanoviç yani çok enteresan. Mesela ilk kez bir Sırp takımını Euroleague'de çalıştırıyor ki hani tamam savunma kısmını geçmişte de savunma performanslarını iyi sergilediği olmuştu. Beşiktaş'ta da hatırlarsan iyi bir dönem geçirmişti ama yani bu kadarını ben de beklemiyordum. Müthiş bir 5'te 5'lik süreç. 6'da 6 olması da bence çok yakın. O zaman basketboldan hemen hızlıcası futbola şöyle bir alayım. İskoçya Premier Lig başlıyor Perşembe günü. Başlıyor derken ara verildikten sonra başlıyor. Hani sıfırdan başlamıyor tabii. Rangers Hibernian'ı konuk ediyor. Rangers'ta Van Bronckhorst görevden ayrıldı ve hoca değişikliği oldu biliyorsunuz. Şimdi ben ligdeki ilk maçta hocanın ligdeki ilk maçı olacak. İyi bir başlangıç bekliyorum Rangers'tan. Ben ilk yarı biri değerlendireceğim bu karşılaşmada. Tabii Hibernian ligin vasat üstü takımlarından bir tanesi ama Rangers kalitesiyle bence yeni hoca Selçuk hava yakalamak isteyecektir. Maçın hızlı başlamasını bekliyorum. Şöyle hızlıca da bir ilk yarı bir oranına da bakacağım ki fena da bir oran bizi beklemiyor. Şu anki oranı 1.55. Bence maç saatine kadar düşebilir ama ben hızlı bir Rangers başlangıcı bekliyorum. Hollanda 2'de de B takımların iddialı maçı var. Young PSV, Young Ajax mücadelesi. Madem futboldan, perşembeden girdim. Genç oraya derbisi. Da gidelim, değinmeden olmaz. Oraya şöyle gideyim ben o zaman. Young Ajax, Hollanda 1. Lig'de bu sezon ligin en dengesiz futbolunu oynayan takımı. Hem attığıyla hem yediğiyle. Şunu görebiliyoruz. Bir hafta Young Ajax ilk yarıda 3 gol atıyor. Sonraki hafta ligin orta segment takımlarından ilk yarıda 3 gol yiyor. Böyle dengesiz bir takım oynadığı futbol olarak. O yüzden taraf tercih olarak bana hiç güven vermeyen bir maç. Ama tamamen gollere yönelebileceğim bir maç olduğunu söyleyebilirim. Ben ilk yarı gollerini gayet değerli görüyorum orada. İlk yarı 1.5 üstü genelde Young Ajax maçlarında yanıltmıyor. Bu maçta da denenebileceğini düşünüyorum. İlk yarı diğer bile olursa şaşırmayabilirim o maçta. İlk yarı KG Var'a ne dersin? Yine denenebilir derim. Ya maç kendi zaten KG var. Daha da yükseltmek adına ama 1.5'u alır, çekilir. Genelde çekilir. Aynen. Peki hala o zaman Dünya Kupası'na gideceğiz Ümit abinin Perşembe'den maçı yoksa? Perşembe'den yok. Peki hala. Salı çarşamba devam ediyoruz. Orayı bir görelim ilk maçları sonra Euroleague devam edecek. Biz o zaman Dünya Kupası arası şöyle bir girelim artık. Beklenen maçlar. Birer maç beklenen kaldı artık. Beklenen maç mı? Finale. Tabii Dünya Kupası. Beklenmeyen takımlar o zaman diyelim. Yani şimdi Hırvatistan biraz programın geçmişine gidersek. Hırvatistan'ın Brezilya'yı elemesini bekliyor muydum? Kesinlikle beklemiyordum. Ama oynadıkları futbolla, anti futbolla bence iki takım da yeterince kahraman oldu. Her ne kadar insanları tatmin etmeseler de. Ben turnuvanın rengi olduklarını düşünüyorum. Özellikle ben Fasne her ne kadar ön plana çıkmış olsa da hikaye olarak Hırvatistan'ı oyunun satranç kısmını oynamak olarak daha başarılı buluyorum gerçekten. Fas'ın ki biraz daha arkada çok fazla gömülü kalmak gibi gözüküyor. Ama Hırvatistan'da o orta saha üçlüsü şu an bence turnuvanın en iyi futbolunu oynayan üçlü gibi duruyor. Çok iyi bir pas trafiği var orada. Ya tek sıkıntı hazır Hırvatistan'a demişken Fas Fransa maçıyla başlayacağım ama orada sıkıntı Modric 37 yaşında hala inanılmaz bir kalitede
defanstan topu alıp 40 metre dripling atıyor, tek başına topu götürüyor. İleride topu verdiğinde geri alamıyor. Hücumcu sıkıntısı var Hırvatistan'da. Mandzukic ayarında bir golcüleri bu turnuvada da olsa Hırvatistan belki 2018'in rövanşı mı olacak onu da göreceğiz ama 2018'in acısına çıkarabilirdi bu turnuvada ve kupaya bile uzanabilirdi şu kadroyla ama. Şöyle bir virgül koyalım. Şu an, Fransa Fas'a bağlayalım. Evet, Fransa Fas'a işte ilk önce orayı bağlayalım. Fransa Fas'ta da Fas İspanya'yı geçti. Portekiz'i geçti. Harika geliyorlar. Ama rakip Fransa artık bence bir dur deme vakti geldi. Fransa galibiyeti. Ya bu hep bunu sözünü dedik. Geziyorum. Aynen böyle hep bunu dedik. Yeter artık buraya kadar dedik ama. Yok bu buraya kadarlık kısım şimdi geldi bence artık. Fransa İngiltere karşısında da evet Kane penaltı kaçırdı. Çok konuşuldu. Ama ben galibiyetine yakındım zaten. Bu maçta da ben Fransa'nın hata yapmayacağını düşünüyorum. Fas'ın ilk yarılardaki direnci çok ön planda, maç geneli direnci ön planda. Şöyle bir istatistik de var, Fas'a daha hiçbir rakip takım gol atamadı. Fas'ın yediği tek gol kendi kalesine attığı gol. Öyle bir detay var ama ben özellikle Mbappe bu istatistiği bozar diyorum. İlk yarı bir Fransa golü, birden bir, ilk yarı maç sonucu birden bir değerlendirilebilir diyorum. Evet ya Fas bu sefer takıldı, bu sefer takıldı diye diye yarı finale geldi. Muhteşem bir başarı yani taktiği için. Hani savunma futbolu için belki eleştiriliyor olabilir ama yani ellerindeki kadroyla bunu yapabilirlerdi. Bunu da çok iyi yaptılar. Yıldızları var mı? O yıldızları da müthiş serpiştiler. Yani Hakimi, Ziyech çok iyi kullanıyorlar. Kaleci Bono yine yıldızını parlattı vesaire. Ama şimdi bence bölüm sonu canavarıyla karşılaşıyorlar. Yani İspanya'da, Portekiz'de defoları olan takımlar aslında biliyoruz bunu. İşte İspanya gol atmakta zorlanıyor diyoruz. Portekiz öyle ya da böyle pozisyon veriyor diyorduk. Ama Portekiz'in gol atamaması beni çok şaşırttı. Çünkü çok opsiyonu var. Onu da durdurmayı başardılar. Ama mesela Sais'in durumu da kritik. Yani Fas defansının bence her şeyi Sais. Bu maç oynamazsa... Kedira da yok galiba. Kedira'nın olmaması hayırlarına bence. Çünkü biraz dağınık bir oyuncu. Ama zaten seri bir oyunda oynuyor. 3-4 isim olmayabilir de konuşuluyor zaten. Evet yani yapıları sallanabilir biraz. Savunmada özellikle. Ben Fransa'nın Orhan'a katılıyorum. Burada galip gelmesini, yani 90 dakikada işi bitireceğini düşünüyorum. Ve 90 dakikada da en az 2 gol bulmasını bekliyorum. 1 ve 1.5 üst oranı gayet cazipti. 1.70'lerdeydi en son baktığımda. Ben 2 gol atarak Fransa galibiyeti bekliyorum. Finalde Fransa'yı görürüz bence diye düşünmekteyim. Ben yine temkinli yaklaşacağım. Yani bu Dünya Kupası'nda çok sürprizler oldu. Fas'ın en iyi oynadığı oyun savunma. Fransa karşısında da onu oynayacaklarını düşünüyorum. Daha fazla topun Fransa'da kalacağını düşünüyorum. Ama ben yine böyle Fas'ın maçı önce uzatmalara sonra penaltılara taşıma anlayışıyla oynayacağını düşünüyorum. O yüzden golü düşünmeyeceklerini tahmin ediyorum. Deplasman 0.5 gol altı diyeceğim ben 1.58. Katılıyorum. Evet. Çok pozisyon bulamaya da bilir zaten istese de. Benim aslında merak ettiğim de erken geriye düşerlerse veya geriye düştüklerinde nasıl bir Fas izleyeceğimiz bunu göremediğimiz reaksiyon için fazla. Onu da merak ediyorum. Açıkçası. Eğer öyle bir şey olursa Fransa'nın golleriyle yola devam ederiz bence. 3-0'ı bulabilir yani 4 biraz ağır. Eğer olur. Öyle bir erken gol gelirse Fransa 2'yi de bulur, 3'ü de bulur. Hemen hemen aynı yerdeyiz o zaman. Fransa Fas için son geldi diyebiliriz. Bir tek Barış abi sanırım yani uzatmana gelirse cebimize bir koyalım ne olur ne olmaz bir bakış açısı var. Sen pas ederse de şaşırmam diyorsun. Şaşırmam. Evet. Bu turnuvada artık. Bu dakikadan sonra ne olursa olsun şaşırmam ben. Fas Hırvatistan finali olsa da şaşırmam ben. O zaman salıya geçmeden Ümit abiye tekrar varsa basketbol. Yani size şaşırmayacağınız bir şey söyleyeyim o zaman. Yani Anadolu Efes Baskonya maçına çok skor olur diye düşünüyorum mesela. Yani çünkü iki takım da şu an Anadolu Efes müthiş bir 3 sayı ritmi yakaladı. Yani Zalgiris deplasmanın 3. çeyreğinde 8-3'lük. Hafta sonu Beşiktaş maçı inanılmaz bir 3 sayı performansı. Larkin'in dönme ihtimali. Baskonya'ya bakıyorsunuz. Baskonya'nın ön alanında 3 tane. Gerçekten her takımın canını yakabilecek kısa. Böyle bir maçta yüksek tempo çıkar diye bekliyorum. Ama Anadolu Efes'in 5 maçlık bir galibiyet serisi var. Bu da 6. olsun diye de istiyorum açıkçası. Hani siz 2 olur, 3 olur diyorsunuz. Biz de 6 olsun istiyoruz. Anadolu Efes seriye devam yüksek skorlu maçı kazanacak diye bekliyorum. Orada şunu da sormak istiyorum abi ben. Türk oyuncuların durumu ne durumda? Çok konuşuluyordu. Orada da bir değinmek isterseniz nasıl olacak Baskonya maçı?
Ya yıllardır Anadolu Efes'e Sertaç dışında hani Türk oyuncuların çok öne çıktığını görmedik maalesef. Yine benzer bir oyun yapısı. Her ligde işte hafta sonu kullanmaya çalışıyor koç. Türk oyuncuların da biraz burada gerçekten çabalarını artırması lazım. Yani ben hep hatta yabancı sınırı da işte Türkiye'de tekrar 4+1 olsun da isteyenlerden bir tanesiyim ama bizim oyuncularımızın da biraz o çalışma ritmini artırması gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko'da Türk oyuncular çatır çatır oynuyor şu anda. Mete Can'dan, Şeyh Muz'dan, işte İsmet her ne kadar Alman milli takımında oynasa da Melih Mahmutoğlu kaptan. Yani Fenerbahçe Beko faydalanıyor. Anadolu Efes de faydalanabilir. Demek ki bunun mesajı verilmeli. Evet. Arjantin-Hırvatistan mücadelesine geçiş yapmanın zamanı geldi. İlk önce Dünya Kupası özel yayınımıza sizi götürmek istiyorum. Bir tarafta FAS'tan çok çok sürprizler bekleyen, şu anda aramızda olmayan Onurcan Özyurt. Diğer taraftan Hırvatistan bu turnuvada çok iyi şeyler yapacak diyen ama Brezilya maçında tahminin arkasında durmayan... Ama Brezilya'da şampiyon demiştik abi. Şimdi. Yanımda oturan Orhan Aşkıner. Duyguların neler? Duygularım güzel. Hırvatistan'a güvenen nadir insanlardan biriydim ve güvenimi boşa çıkarmadılar. Bir dakika, orada parantez açacağım. Hırvatistan'ı, Brezilya şampiyon dedim. Şöyle bir parantez açalım. Brezilya güvenimi boşa çıkardı. Hırvatistan beklentimin çok daha fazla üstüne çıktı diyeyim. Hücum anlamında çıkmadı. Ben oynayacakları futbolun aşağı yukarı bu olacağını söylemiştim ki zaten ilk düşüncem de Hırvatistan hakkında bu grupta bir gol yer olmuştu bu Hırvatistan. Ve bir gol yediler gerçekten. Ben bir tane de olsa atıp kazanmalarını bekliyordum. En beklenmedik yerden yediler. Evet, genel olarak baktığımızda atamadılar, kazanamadılar ama kayıp da etmediler. Hani savunma anlamında beklentimi karşıladılar ama hücum anlamında beklentimin çok altındalar. Yine de bir şekilde kazanmayı başaran bir Hırvatistan var. Zaten düşüncelerimi söylemiştim. Orta saha üçlüsü. Bence turnuvada Fransa'nın da orta sahasının önünde ki hani şu Fransa orta sahasında şu an Kante falan olsa yine aynı cümleyi kurabilirdim bu Hırvatistan üçlüsü için. Zaten oyunu tutan da onlar. Bir de defansta Gvardiol zaten ne kadar öne çıktığını bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Baktığımızda ben Hırvatistan turu geçerse şaşırmayacağım ki geçecek diye düşünüyorum. Ben Hırvatistan turu geçecek diye düşünüyorum. Böyle hatta final düşüncem de 2018'in rövanşı olacak gibi arka arkaya iki aynı takım final oynayacak gibi geliyor bana. Maç sonucu 0 ve karşılıklı gol var Arjantin maçından beklentim. 1-1 skor. Evet, karşı tarafta da evet Brezilya hayal kırıklığıyla. Hırvatistan dedikçe tüylerim diken diken oluyor. Maalesef canım çok yanık. Yani Brezilya kendi eliyle turu verdi bence. Ya 5 dakika sen hem Brezilya'sın ya. Al top çevir 5 dakika verme topu. Canı hem maddi hem manevi. Ya 117'de kontraya çok yakalanmak. Saçma bir golle maçı penaltılara taşıdı. Yani hocaya Tite'ye de selam olsun. Fabinho var kenarda. Fred verimsizliğini alıyorsun. Benim dediğimi hiç duymuyorsunuz. Neler, zaten neler. Devam edin. Neyse maddi manevi yıkıldık evet. Neyse şimdi Hırvatistan Arjantin Brezilya'ya göre daha az silahı olan bir takım. Ama işte o silahların bir Messi olunca her an her şeyi de yapabiliyor. Kapalı artık savunmaları açabilecek Mbappe ile birlikte tek oyuncu diyebilir miyiz? Katılıyorum. Ben belki bir de Neymar olabilir diye düşünüyorum. Açamadı. Peki ama ben de açtı da. Golü de o attı. Yani ben bir yer açayım ya. Bu Hollanda maçından sonra Messi'ye olan bakışınız ne oldu? Ben şöyle düşünüyorum. Messi bu hareketleri göstermedi. Arjantin'de başka bir Messi var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Messi bu hareketleri göstermediği zaman tabiri caizse tırnak içinde pısırık deniyor. Hani böyle şeyleri söylemiyor deniyor. Yaptığı zaman da antipatik karakter oluyor. Şimdi bu adam sert mi olmalı? Takımın arkasında mı durmalı? Biz tamam biraz yapalım. Ekstraya çıktı mı? Röportajda belki gerek yoktu ama evet. 120 dakika böyle 2-0'dan 2-2'ye son dakikada gelmiş bir maç. Üstüne penaltılar adrenalin en üst düzeydeydi. Bir de, yani böyle bir de Messi'nin üstündeki baskı inanılmaz. Tabii. Yani son bir ülkenin tüm umudu senin omuzlarında. Ülkeyi bırak dünya, dünya yani bunu istiyor. Schweinsteiger bile açıklama yaptı yani. Alman biri bilirsin Alman disiplini nasıldır. Schweinsteiger bile diyor ki ben bile Messi'nin kazanmasını istiyorum diyor. Böyle baskılarken bu hareketler bana çok absürt yani gelmiyor. Maç içindeki açıkçası bana da garip gelmiyor da maç sonunda büyük ihtimalle adrenalin patlaması olduğunu düşünüyorum. Hani maç içinde görmedik ki zaten. Maç içinde ne yaparsa bence mübahtır zaten. Yok şeyi de var. Dünya Kupası çeyrek finali oynuyor. Van Hale göndermesi, gol sevinci direkt gönderme, Rikelme göndermesi.
Ya o da çok klas bir hareketti bence. Yani bunları düşünen aslında bu, işin bu tarafında da olabilen bir Messi olduğunu bu turnuvada daha net gördük bence. Şimdi hırs dolu bir Messi var. İşi buraya da kadar getirmiş. Ben artık Arjantin final oynayacağını düşünüyorum. Ha, Hırvatistan çok can yakabilecek bir takım. Zaten yaktı sağ olsun. Ama ben özellikle maçın ikinci yarısı kilidin açılacağını düşünüyorum. İlk yarı beraberlik bekliyorum ben maçta. İki takım dengeli olacağını, Arjantin'in kilidi zaten genelde ikinci yarılarda açtığı çok oldu. Bu turnuvadan Meksika maçından başlayacak süreçte. Bu maçta da ben aynı senaryoyu bekliyorum. 90 dakikada bitebilir ama ilk yarı bence berabere bitecek. Sıfırdan bir beklentim var benim. İkinci yarıda bir Arjantin golü görmeyi umut ediyorum bir yandan, bir de düşünüyorum ben. Ya sanki böyle Messi uzaklardan bir şutla yine kilidi veya müthiş bir ara pası, yani müthiş bir pasla işte kilidi açtıracak diye düşünüyorum. Zor orada olsa da. Şöyle bir istatistik de vardı. Bence altını çizmek gerek. Turnuvanın en çok kurtarış yapan kaleciler işte rakamlar 1-2 değişebilir ama 5 Bono, işte 8 Loris, Livakovic'e geldiğinde 20'lere çıkıyordu kurtarış sayısı böyle. İnanılmaz bir performans. Ben de son yarı final, yani Fas'ın Portekiz'e eldiği maçta, çeyrek finalde şeyi düşündüm. Livakovic mi turnuvanın kalecisi olur, Bono mu turnuvanın bence kalecisi Livakovic olur diye. Sanki bu turu birisinden biri geçerse işte ona göre de belli olabilir ama şu anki görüntüsüyle sanki Livakovic daha da şöyle soralım, İş yapmış gibi geliyor. Yani bir kulüp yöneticisi olsanız hangi kaleciyi transfer edersiniz? Livakovic. Şimdi Bono aslında zaten oralarda oynuyor. Yani Sevilla'da yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde falan da oynadığı için. Daha bence oralara oynamaya alışkın olduğu için ben yine Bono'yu alırım. Ama Livakovic de şimdi beklenmesi gerekiyor. Bazen işte Ochoa gibi turnuvada da kalabilir bu performans. Bono en azından gösterdi büyük takımda da oynayabileceğini. O yüzden Bono'yu alırdım ben. Şimdi gelelim Arjantin-Hırvatistan yorumlarıma. Yani Hırvatistan'ın özellikle bir 120 dakika Japonya maçı oynuyorsun. Turu geçiyorsun. Ondan sonra geliyorsun bir 120 dakika daha oynuyorsun. Brezilya ediyorsun. Tabii o 120'yi oynarken uzatmanın ilk dakikasının, ilk yarısının son dakikasında devreye 1-0 geride gidiyorsun. Dönüyorsun. Brezilya karşısında 1-1'i buluyorsun. Sonra da penaltı atışlarıyla yoluna devam ediyorsun. Yani geldiği yol haritası Hırvatistan'ın çok zorlu. Özellikle Brezilya maçında 50 ile 60. dakikayı hatırlıyorum da Brezilya gibi bir takıma top göstermediler. İnanılmaz bir orta saha paslaşması vardı. Ben ilk 45 dakikada eşitlik bekliyorum. 90 dakika genelinde alt bekliyorum. Evet yine 0 biter, uzatmaya gidebilir diyorum. Ama ben bu maçta turu geçerde ilk kez şansımı deneyeceğim. Hırvatistan. Katılıyorum. O tek Arjantinli ben kaldım. Yani Arjantin eleyeceğini düşünüyorum. Ben de, ben de senin yanındayım. Teşekkürler. Güzel bir destek. Messi'nin biraz... Şu an rahatladım. Messi'nin geçmişini de şimdi merak etmeye başladım. O ne bakıyorsun şeyinden sonra kesin bunda bir Türklük var dedi. Biraz ısındım da ona. Kökenlere inmek lazım. İspanyolluk var ama. Belki oradan winner'lık bu turnuvada gelir. Ne bakıyorsun? Ama zaten İspanyolların bu spordaki hani tırnakçı her türlü çirkefliği yapabilen bir yapısı olduğu için basketbol daha iyi bilirsin. Bilmem mi? Ümit abi. Yani olabilir. Oradan geliyor olabilir. Pekala Ümit abi, yoksa ilave noktalayacağız. Seni kırmayayım, bir tane daha söyleyeyim o zaman. Milano berbat bir durumda. Ligin sonunda maç kazanamıyor Messina ile birlikte ki sezon başındaki zirve adaylarından bir tanesiydi. Bu maçı da kaybederse ne olacak konusunda. Gerçekten kafalar çok karışık. Sahasında Maccabi'yi konuk edecek. İlk yarıda ben Milano'dan tepki bekliyorum. İlk yarı Milano önde bitiriyorum. Çok teşekkürler Ümit abi. Ağzına sağlık. Görkem Orhan, teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Hafta içi bültenine artık noktayı yavaş yavaş koyuyoruz. Yeni bültende tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Herkese kazançlı bir bülten diliyorum. Hoşçakalın.